Sıradaki film günün üye tavsiyesi filmi. Logos Turcos 1923 isimli yaşayıcımızdan geliyor. The King's Man, yani Kingsman serisinin son filmi ama prequel'ı, yani Kingsman serisinin öncesini anlatan bir film. Filmin ilginç bir konusu var. Gerçekte yaşanmış hikayeler ve gerçekte var olan karakterler ile harmanlanmış bir film. O yüzden ilginç gelmişti bana. Özetle Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmaya çalışan bir grup var. Ve Oxford isimli bir adam da ilk İngiliz gizli servisini kurarak bu savaşı önlemeye çalışıyor. Olayın en özet hali bu. İşte Rasputinler, Wilhelmler, Lenin, aklınıza gelebilecek birçok ünlü tarihi figür bu filmde mevcut. Aslında konu olarak ilginç ve aksiyon sahneleri de güzel. Kaç vereceğimi bilemedim açıkçası. IMDb puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü en azından aksiyon sahneleri için bile olsa, çok fazla yok ama olanlar için bile seyretmeye değer. Ama o kadar. Yani o kadar harcanan paraya rağmen benim gözümde 8'den daha yüksek değil. Neden? Konu orijinal olsa da, aksiyon sahneleri güzel olsa da, 1. Aksiyon sahneleri az zaten. 2. Güzel olsa da Marvel türü, çok heyecanlandırmayan, her tarafın CGI olduğu besbelli olan aksiyon sahneleri olsun. Herkesin söylediği gibi Rasputin'le dövüş sahnesi benim de en beğendiğim sahneydi. Onun haricindekiler daha klişe kalıyor. Bir de Alman askerlerle bıçak dövüşü yapma sahnesi güzeldi. Onun haricinde filmin birçok yeri karikatürizeydi. Özellikle kötü adam, işte planlarını anlatırken vesaire, adamlarıyla konuşurken falan. Film direkt ucuzluyor. Kaliteli bir filmden. Yani harbiden bazı yerler 1917 gibi. Bazı yerler Marvel filmlerinden de kötü. Çünkü Marvel filmlerinde en azından bir ortalama standartı var yani. Belki siz daha fazla sevebilirsiniz. Şeyi hep merak etmişimdir. İngilizce bilmeyen, altyazıyla seyreden insanlar benim kadar tetikleniyor mu acaba kötü diyaloglara? Yoksa fark etmiyor mu? Çünkü başka bir dil film seyrederken ben fark etmiyorum genelde. Bazen fark ediyorum da genelde fark etmiyorum. En basitinden Koreliler de böyle konuşmaz demiyorum yani. Ya da Japonlar böyle dramatik konuşmaz demiyorum. Herhalde onlar da öyle diyorum. Büyük ihtimalle Türkçe bilmeyenler de Mustang'i seyrettiği zaman tetiklenmemişlerdir. Onlara anormal gelmemiştir. Karadeniz'in köyündeki bir kızın "Sen kendini ahlak bekçisi mi sanıyorsun?" demesi. Aynı şekilde bazı karakterlerine karikatür gibi yapmaları. Almanya Kaiseri Wilhelm gerçekten öyle mi acaba mesela? Yani ikisinin ortasında kalmış bir film. Yani 1917 ile Marvel filmleri arasında kalmış bir film. Aksiyon sahneleri için yine de seyredilebilir. Dediğim gibi belki altyazıyla seyrediyorsanız benim kadar tetiklenmeyeceksiniz. Deneyin, boş vaktiniz varsa koyun bir seyredin. Franz Ferdinand'ın suikastine kadar birçok olayla ilişkilendirmişler. Ama şey olarak gösteriyor. Yani tarihte yüzeyde gözüken olayları gösteriyorlar. Ama işte arka planda da bir örgüt varmış. Uluslararası bir örgüt. Bu savaşı çıkartan. Rasputin bu örgütün adamı falan. Lenin bu örgütün adamı. Franz Ferdinand'ı öldüren suikastçı bu örgütün adamı. Kötü adamın sebepleri çok tırt. Kötü adam, yani bu kadar büyük işleri yapan bir adamın bu kadar tırt birisi çıkması. Aynen Scream'deki ölüm makinesi katillerin çok tırto insanlar çıkması gibi. Bu adam bunu nasıl yapmış diyorsun yani. Ve neden yapmış diyorsun. Çok da büyük bir sebebi de yok yani. Orada var ya, filmlere kızmış, seri katil olmuş. Burada da neyse, spoiler olmasın söylemeyeyim.